Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde sonsuz kuyu potansiyel, harmonik potansiyeli gördük. İkisi de sonsuzdur, parçacıkların dışarıda olma ihtimali yok. Bu ikisi de sihirli sayıları üretemedi bize. Acaba diyoruz ki bu parçacıklar, bu potansiyeller sonsuz olduğu için mi sihirli sayılar üretilemedi? Sonlu kuyu potansiyeli kullansak acaba üretebilir mi? Üretebilir miyiz? Sonlu kuyu potansiyeli biliyorsunuz şöyle bir fonksiyon. Şöyle bir potansiyel kuyusu. Sonlu artık. Şurası 0. Burası R 0. Dolayısıyla bir parçacık buradan, parçacığın dışarıda olma ihtimali de var. Dışarıda dalga fonksiyonu var. Ki bu gerçekçi bir potansiyeldir. Daha birazcık daha gerçekçi potansiyeldir. Sonsuz kuyuya nazaran. Çünkü gerçekte çekirdeklerde proton ve nötronları ayırmak mümkün. Yeterli enerji verdiğiniz zaman bir protonu dışarı çıkarabilirsiniz. Çekirdeğin kendisi kuyu, kuyudan dışarı çıkarabilirsiniz. Ancak tam olarak gerçekçi değil, çünkü çekirdekte de mesela burada potansiyel fonksiyonları şöyle ani değişim göstermez. Şurası potansiyelin, şurası eksi V0, şurası 0, şurası 0. Potansiyel bir anda mesela 0'a düşüyor. Böyle olmaz yani. Gerçekçi bir potansiyel değil. Daha gerçekçi potansiyeller türetebiliriz. Mesela bu en gerçekçi potansiyel Wood-Saxon potansiyel dediğimiz potansiyel. Kütle dağılımına benzer olduğundan dolayı şurası VR şöyle başlayıp hop şöyle sıfıra gider. Dolayısıyla potansiyelin kendisi kademeli bir şekilde azalıp sıfıra gidiyor. Çünkü çekirdekteki nükleon dağılımı da öyleydi değil mi? Sabit geliyordu, sonra kademeli olarak azalıp sıfıra gidiyordu. Dolayısıyla onu tam olarak yansıtan Wood-Saxon potansiyeli şurası eksi V0. Burada bu potansiyel fonksiyonu şöyle eksi V0, ki o da 50 MeV civarındadır. Şurası V0, kuyunun derinliği yaklaşık olarak 50 MeV civarında. Enerji seviyelerini doğru versin diye. Bu kadar değerde. 1 artı E üzeri R eksi R bölü A. Burada R dediğim şey ortalama yarıçap 1.2 çarpı A üzeri 1 bölü 3. A çekirdeğin kütle sayısı. Küçük A da 0.5 femtometre kabuk kalınlığı bir ölçüsüydü. Kabuk kalınlığı bir ölçüsüydü. Şu her çekirdekte kabuk kalınlığı da aşağı yukarı aynıydı. 2.2 femtometre civarında. A da burada 0.5 femtometre olmuş oluyor. Dolayısıyla bu potansiyel, bakın, çekirdeğin büyüklüğünü de bağlı. Çünkü kütle numarası değiştikçe çekirdeğin R'si, ortalama yarıçapı değişir. Bu da direkt potansiyel fonksiyonunu değiştirir. Dolayısıyla en gerçekçi fiziksel potansiyelimiz bu. Her potansiyel fonksiyonu her çekirdek için aynı olmayabilir. Kütle numarası 4 olanla 238 olan için aynı fonksiyonu kullanmak doğru olmayabilir. Dolayısıyla çekirdeğin büyüklüğünün de dikkate alındığı bir potansiyel fonksiyonu en doğrudur, ki burada dikkate alınmıştır. Büyük R ile beraber kütle numarası burada dikkate alınmış. Bu daha gerçekçi bir fonksiyon. Şimdi ister bu fonksiyonu kullanalım, ister Wood-Saxon potansiyelini kullandığımız zaman enerji seviyelerini hesapladığımızda görüyoruz ki ilk 3 sihirli sayı üretiliyor, ondan sonrakiler üretilmiyor yine. Dolayısıyla ikisi için de. Dolayısıyla bu kabuk, ana kabuk yapısı enerji seviyeleri potansiyel tipinden bağımsız. Ne değişiyor? Şu değişiyor. Gerçekçi potansiyeller kullandığınız zaman enerji seviyesi değişiyor. Ya daha doğrusu enerji seviyesinin değeri değişiyor. Yani birisinde diyelim ki 1S enerji seviyesi kaç MeV'se eğer, deneysel değerlerle daha uyumlu. Veya seviyeler arasındaki mesafeler MeV cinsinden gerçekçi değerlere daha yaklaşıyor. Veya bir kabuk içerisindeki enerji seviyelerinin sıralamaları değişiyor ama ana kabuklar değişmiyor. Yine aynı şekilde ister bunu kullanalım, ister en gerçekçi potansiyel bunu kullanalım. Kullandığımız vakit ilk 3 sihirli sayı üretiliyor, ondan sonraki üretilmiyor. Dolayısıyla potansiyel tipinde bağımsız. O zaman sorun ne? Sorun tabii şu arkadaşlar, bir kez daha atom molekül fiziğine başvuruyoruz. Atom molekül fiziğinde aynı problemlerle karşılaşıldığı zaman spin orbit etkileşmesi bu sefer dikkate alındı. Spin orbit etkileşmesi şöyle. Atom molekül fiziğinde parçacıkların spinler orbital açısal momentumları, sonuçta bunlar elektronların tabi, etkileşmeleri enerji seviyelerini değiştiriyor. Bazı enerji seviyelerini ikiye bölüyor.
Ancak orada enerji seviyeleri elektron volt mertebelerinde. Burada nükleer enerji seviyeleri mega elektron volt mertebelerinde. Dolayısıyla spin orbit etkileşmesinin bayağı bir güçlü olmasını beklemek lazım ki bu kabuk seviyelerini değiştirsin. Biz bunu tabii bu kadar güçlü spin orbit etkileşmesi olduğunu bekleyebiliriz. Çünkü biz daha önce gördük ki nükleer kuvvetler bayağı bir spin bağımlı. Yani spin 0 olmasıyla spin 1 olması arasında bayağı bir fark oluyor. Nükleer kuvvetler hayli spin bağımlı olduğu için spin orbit etkileşmesinde MEV mertebelerinde olmasını beklemek çok da şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar şunu yapıyoruz. Potansiyelimiz eşittir. Daha doğrusu Hamiltonyenimiz eşittir. Eksi H çizgi kare bölü 2M. Önce başlığını yazayım. Spin orbit etkileşmesini dikkate alacağız şimdi. Onu nasıl dikkate alacağımıza bakacağız. Hesaplamaları yapacağız. Şurası. Spin orbit etkileşmesi şu. Spin kuantum sayısıyla orbital açısal momentum kuantum sayılarının kombinasyonlarından bahsediyoruz. Burada Hamiltonyenimiz eksi H çizgi kare bölü 2M nabla kare. Sonra buradaki potansiyelimiz işte R potansiyeli her neyse. İstersek sonsuz kuyu potansiyeli kullanırız buraya. İstersek sonlu kuyu potansiyeli kullanırız. İstersek harmonik potansiyel fonksiyonu kullanırız. İstersek Wood-Saxon kullanırız. Hangisini kullanırsak kullanalım. Fark etmiyor. Bunun üzerine spin orbit R bu bir kat sayıdır. Çarpı L skaler çarpı S. İşte şu spin orbit etkileşmesini mutlaka eklememiz gerekiyor. Bakalım eklediğimiz zaman nasıl değişiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu VSR spin orbit terimi burada bir H çizgiler, MC kareler böyle terimler var. Şurası topyekün ayrılma seviyesi Planck sabitinin karesi boyutlarında. Dolayısıyla enerji, burası enerji boyutunda olmalı. Bunun iki görevi var. Bir kere bununla çarpıldığı zaman boyutu enerji boyutu yapıyor birim olarak. İki, spin orbitte bir negatif katkı sağlıyor aslında. Şurası spin orbit şu kat sayıdan bahsediyorum. Şu kat sayı bir negatif sayı içeriyor. Negatif bir çarpan içeriyor. Dolayısıyla burayı komple negatif yapıyor. Çarpımın enerji boyutunda olduğunu nasıl anlıyoruz? Şimdi bu evet şimdi şu L skaler çarpı senin beklenen değerini hesaplayacağım biraz sonra. Bakacağım ki beklenen değer açısal Planck sabitinin karesi mertebesinde boyutunda. H çizgi kare var orada. Biraz sonra gelecek. Dolayısıyla H çizgi enerji boyutunda değil. Yani H çizgi açısal momentum boyutunda. Karesi açısal momentumun karesi boyutunda. Dolayısıyla onu enerji yapacak farklı nicelik mutlak olması lazım burada. Dolayısıyla bir boyut uyuşmazlığını gideriyor bunun görevlerinden bir tanesi. Farklı bir şekilde yazılabilir mi? Nasıl? Mesela... Yok. Şöyle. Kat sayı gösteriyor. G kare ve S'yi çarpmak gibi yani. Farklı bir notasyon da yazılabilir. Şu kısmı mı? Evet. Skaler çarpım yerine. Evet. Şimdi eğer iki tane nicelik etkileşiyorsa bunlar çarpım şeklinde ifade ediliyor. Eğer bu nicelikler vektörel niceliklerse sonuçta enerji olacaksa skaler çarpmadan başka şansımız yok. Çünkü ikisi de vektör. Yani sonucu skaler yapmak. Tabii sonucu mutlaka hem enerji olacak yani skaler bir nicelik olacak. İki vektörel nicelik var. Dolayısıyla skaler çarpacağız. Ve etkileşmesi için de bu iki sayının çarpılması gerekiyor. Başka toplayamayız. Dolayısıyla bu şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi ben şu ifadeyi nasıl enerji seviyeleri nasıl değiştiğine bakacağız ama önce şuna bakalım. Şimdi L ve S'yi direkt yazabilmek için L ve S'yi direkt bu şekilde yazmamız çok fazla anlam ifade etmiyor. Önce şunu söyleyeyim. Bir kere bu bir tane nükleon için. Biz diyelim ki deney yaptığımız zaman tek bir çekirdek değil, çok sayıda çekirdekle ölçüm yapıyoruz. Dolayısıyla şu ifadeyi kuantum mekanisi olarak diyelim ki bir hesap yapacaksak eğer, bunu deneysel bir sonuçla karşılaştıracaksak, tek bir hesap değil, trilyonlarca ya da çok sayıda hesabın ortalamasını almamız lazım. Dolayısıyla yani beklenen değeri hesaplamamız lazım. Diğer bir teknik ifadeyle. Beklenen değer ya da ortalama değer.
Bu beklenen değer de bir kuantum durumunda hesaplanır. Hangi kuantum durumunda diyelim? Bir psi kuantum durumuna dikkat alacağız. Bu durum vektörümüz herhangi bir durum vektörü olabilir. Fark etmiyor. Yani bu J, M, J, L, M, L, S, M, S. Böyle bir kuantum durumu. Bu durum üzerinde bunu şey yapacağız, hesaplayacağız beklenen değerini. Ancak şu L ve S aynı anda ölçülemiyorlar. Biz daha önce gördük bunları. Komite etmeyen nicelikler bunlar. Dolayısıyla bunların ama kareleri komite ediyor. Dolayısıyla bu L ve S'yi farklı bir şekilde ifade etmem lazım. Kaçınılmaz bir şekilde toplam açısal momentum işin içine giriyor. Toplam açısal momentumu yazarsak ve her iki tarafın karesini alırsak burada J kare eşittir L kare artı S kare artı iki tane L skaler çarpı S. Burada L skaler çarpı S'yi yalnız bırakırsak L skaler çarpı S eşittir 1 bölü 2 J kare eksi L kare eksi S kare. Şimdi bu niceliklerin her birisi bağımsız bir şekilde ölçülebilir. Komite ediyorlar çünkü. Ben burada aslında şunu hesaplıyorum şimdi. Bu L çarpı S terimi bir enerji seviyesini ayıracak. Bu ayırmanın miktarı ne kadar? Onu hesaplayacağım ben şimdi. Ayrılmanın miktarı ne kadar? Onu hesaplayacağız. Dolayısıyla beklenen değer hesabında L skaler çarpı S yerine bunu yazacağız. Ve bunlar sık sık çok çok bunlar kullanılır. Direkt kuantum mekaniğinin bir uygulaması aslında nükleer fizik. Mesela diyelim ki burada bir alıştırma işte. L skaler çarpı S'nin beklenen değerini hesaplayınız diye sorarsa L artı S toplam açısal momentum cinsine yazıyoruz. Sonra L skaler çarpı S'yi bu şekilde ifade ediyoruz. Sonra beklenen değerini hesaplayacağım. Bir kuantum durumu üzerinde hesaplamam gerekir. O da herhangi bir kuantum durumudur. Toplam açısal momentumun muhtemel oryantasyonları, orta açısal momentum onun oryantasyonları, spin kuantum sayısı ve bu. Tabii bu 1 bölü 2'dir. Burada H çizgi bölü 2, eksi H çizgi bölü 2'dir değil mi? Dolayısıyla şu şeyi bir ayrılma miktarını bir hesaplayalım arkadaşlar. Yani L ile S'nin beklenen değerini bir hesaplayalım. 1 bölü 2 bir kere en başta dışarıda yazılacak. Sonra J karenin beklenen değeri olacak. Şurası J, M, J, L, M, L, S ve M, S. Sonra J kare ve diye aynısı. L, M, L, S, M, S. Sonra eksi. Aynısını bir daha yazmıyorum. L kare. Eksi S kare. Şimdi bu J kare sadece birinci terime etki edecek. Onun öz fonksiyonu budur. Öz değerleri de J çarpı J artı 1 H çizgi kare. Diğerlerine hiç dokunmaz. L kare sadece şuna etki eder. S kare sadece S'ye etki eder. Dolayısıyla bunun sonucunda arkadaşlar L ile S'nin skaler çarpının ortalama değeri şurası J çarpı J artı 1 H çizgi kare. Diğeri de ortogonal olduğu için iç çarpım 1 olacak. Aynı şekilde L kareden dolayı L çarpı L artı 1 H çizgi kare. Eksi S çarpı S artı 1 H çizgi kare ama S bunlar fermiyonlar olduğu için 1 bölü 2 spin 1 bölü 2 parçacık. Dolayısıyla burası 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1 H çizgi kare olacak. Ve L ile S'nin skaler çarpımı 1 bölü 2 şuraya yazalım. J çarpı J artı 1 H çizgi karede hepsini dışarı atalım. Eksi L çarpı L artı 1 eksi 3 bölü 4. Bu. Şimdi beklenen değer bu arkadaşlar. Şimdi şunu dikkate alacağız. J eşittir L artı S değil mi? Toplam açısal momentum, orbital açısal momentumla spin açısal momentumun toplamı. Şimdi L eşittir 0 ise eğer, size şimdi artık bunu bilebiliriz. L eşittir 0 ise J'nin kaç tane muhtemel değeri vardır? L 0 ise.
1. Çünkü S spin kuantum sayısı unutmayın 1 bölü 2. 2 tane açısal momentum eklenecekse muhtemel alacağı değerler ikisinin toplamıyla ikisinin farkını arasında birer adımlarla gitmek. Dolayısıyla burası zaten 0, 1 bölü 2. J'nin tek bir değeri var, o da 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 0 ile 1 bölü 2 eksi 0 arasında değerler alır. O da 1 bölü 2'dir. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi hemen diğerini de yapalım, ondan sonra hemen bunu yorumlayalım. Eğer L 0'dan farklıysa arkadaşlar, J'nin kaç muhtemel değeri var? L artı 1 bölü 2, L eksi 1 bölü 2. Değil mi? Şimdi bakın, eğer L 0'sa, L 0'a hangi seviye diyorduk? S seviyesi, değil mi? S durumu. S durumu tek bir toplam açısal momentumla ifade edileceği için o durum ayrılmadı. Dolayısıyla spin orbit etkileşmesini eklesek bile ilk taban durumu da enerji ayrılmıyor. Ama ondan sonrakiler, PDF'ler iki değer alabilir artık L'nin durumuna bağlı olarak. L diyelim 1. J'nin kaç tane değeri olur? 3 bölü 2 olur. 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla bakın aynı enerji seviyesi, aynı LP seviyesi ne oldu? İkiye ayrılmış oldu. Dolayısıyla spin orbit etkileşmesinin etkisi, niye ekledik? Etkisi şu, etkisi enerji seviyelerini böldü. O bölme işlemlerinde kabuklar yeniden dizayn edilecek. Şimdi bölme miktarı ne kadar diye biz baktık. Enerji, bir kere L eşittir sıfırsa bölünmüyorlar değil mi? Enerji seviyesi aynı kalıyor. Ama iki ihtimal var şimdi. L, J eşittir L artı 1 bölü 2 ise ve L eksi 1 bölü 2 ise ne kadar olur S artı S, L çarpı S'nin beklenen değeri ne kadar değil? Burada hemen yerine koyup küçük bir hesap yapabiliriz. Önce birinci duruma bakalım. J'nin L artı 1 bölü 2 olduğu durumu dikkate alalım. J'nin L artı 1 bölü 2 olduğu durumda L skaler çarpı S'nin beklenen değeri nedir? E çizgi bölü 2 dışarıda var. Şimdi J yerine ne yazacağız? L artı 1 bölü 2 yazacağız. L artı 1 bölü 2 çarpı L artı 1 artı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2. Eksi L çarpı L artı 1 eksi 3 bölü 4. Ne çıktı arkadaşlar? Şurası L kare. Bir adım daha gidelim. Şurası L kare. Şurası artı 3L bölü 2. Artı L bölü 2. Artı 3 bölü 4. Sonra burayı açacağız. Eksi L kare eksi L. Eksi 3 bölü 4. Şu L kareler gitti. 3 bölü 4'ler gitti. Şurası 4L bölü 2. 2L. L'den çıktı. Sadece L kaldı. Dolayısıyla L ile S'nin beklenen değeri eşittir. H çizgi kare, teşekkür ediyorum, L bölü 2 oldu. Bu birinci durumdaki eğer J L artı 1 bölü 2 olursa beklenen değeri bu. Şimdi ikinci duruma bakalım arkadaşlar. J eşittir L eksi 1 bölü 2 olursa L ile S'nin beklenen değeri ne olur? H çizgi kare bölü 2 yine dışarıda. Bu sefer L eksi 1 bölü 2 yazacağız. Ama burada da L eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olduğu için burası L artı 1 bölü 2 olacak. Burası L eksi 1 bölü 2, burası L artı 1 bölü 2. Yani onu da direkt şöyle yazayım. L kare eksi 1 bölü 4. 2 kare farkı. Sonra diğerini açalım. Eksi L kare, eksi L, eksi 3 bölü 4. Yine L kareler gitti. Şurası eksi 1 oldu. Eksi 1 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4 eksi 1 eksi L. Eksi dışarı atarsak içeride L artı 1 kalır. Dolayısıyla L ile S'nin skaler çarpımı arkadaşlar eksi H çizgi kare bölü 2 L artı 1. Şimdi bakın. Bunu şuraya yazayım. Ben artık burayı siliyorum.
Şimdi arkadaşlar. Bu bir L. Bir kere önce şunu yapalım. L eşittir 0. Spin orbit etkileşmesinden sonra değişmeden aynen L eşittir 0 olarak kalacak. Tamam. Ve şu olacak. Bu L eşittir 0'a bir S diyoruz ya mesela. S diyoruz. Dolayısıyla bu S 1 bölü 2 olarak devam edecek. Şurası 1 bölü 2 S, J cinsinde ifade edecek. Artık toplam orbital toplam açısal momentum cinsinden ifade edeceğim. L eşittir 0 iken çünkü L eşittir 0 olduğunda şurası L eşittir 0 durumuydu. S durumu. J'nin tek bir değeri var. O da 1 bölü 2 ve artık durumlarımızı biz toplam açısal momentum cinsinden ifade edeceğiz. Eğer L 0'dan farklı ise bu 2'ye bölünecek. Şimdi kim yukarı çıkacak, kim aşağı inecek? Birisi yukarı, birisi aşağı inecek, değil mi? Enerji sayısı birisi daha artacak, birisi azalacak. Çünkü Hamiltonian'ı hatırlayalım. Hamiltonian işte eksi H çizgi kare bölü 2M nabla kare artı kullandığımız potansiyel şurası işte. Spin orbit etkileşmesi L kareye çarpı S. Dolayısıyla Hamiltonian'ı birisi pozitif olacak, birisi aşağı olacak. Ben dedim ki başta şu S, O spin orbit terimi negatif bir ifade içeriyor. Dolayısıyla burası yukarı doğru çıkacak. Burası aşağı doğru inecek. Dolayısıyla aradaki ayrılma miktarı ne kadar olacak? Şu kadar enerji kadar ayrılacak. Bir kat sayı defa şu ikisinin farkı kadar. Bu ikisinin farkı da H çizgi bölü 2 parantezine alırsak birisi burası negatifle çarpılır. İkisinin farkını alıyoruz ya. Bundan bunu çıkaracağım. Bundan bunu çıkaracağım için burası pozitif olacak. Toplamı olacak. H çizgi bölü 2 parantezinde 2L artı 1. H çizgi kare bölü 2 2L artı 1 kadar arada enerji farkı olacak. Çarpımı kadar. Yukarı çıkan kim oldu? Şurası hangi durumdu? Burası L artı 1 oldu. Bu aşağı indi. Dolayısıyla J eşittir L artı 1 bölü 2 aşağı inen kısım oldu. J eşittir L eksi 1 bölü 2 kısım da çünkü ikinci kısmı yaptığım zaman negatif oldu gördük. Bu durumda yukarı çıkmış oldu. L farklı 0. Tabii L 0'dan farklı. Çok teşekkür ederim. L 0'sa ayrılmıyor. Sayıdan negatif olduğunu nereden biliyorsun? Şeylerden, hesaplardan geliyor o. Onun tam ifadesi burada var mı notlarımın arasında? H çizgi kare var, mc kare var. Böyle bir sürü temel sabitler üzerinde var. Bir de şey var. Deneysel değerlerle uyumlu olsun diye bir katsayı var. O da negatif oluyor yani. Hesaplardan görüyoruz onu. Evet. Şimdi mesela biraz sonra yazacağım ama diyelim ki L eşittir 1 olduğu zaman L eşittir 1 seviyesi 2'ye ayrılacak. Kim yukarı çıkacak? L eksi 1 bölü 2. Yani bu L eşittir 1 durumuna P durumu diyorduk. Dolayısıyla P 1 bölü 2 yukarıda olacak. P 3 bölü 2 aşağıda olacak. L artı 1 bölü 2 de aşağı inmiş olacak. Hangi potansiyeli kullanırsak kullanalım. Spin orbit etkileşmesini eklediğimiz an şey yapabiliyoruz. Sihirli sahada üretiyoruz. Şimdi hesaplarda kolaylık olsun diye ben şeyi yazacağım önce. Harmonik sallıcının harmonik potansiyeli kullandığımız zaman hangi enerji seviyeleri vardı onları bir yazalım arkadaşlar. Şurası 1S idi değil mi? 1P. Bunları hatırlamak mümkün değil. Şurası 1P, 1D, 2S, birden başlayalım, 1F, 2P, 1G, 2D, 3S, bir H, 2F, 3P
Bir de yukarıda bir şey var. O da 1 i ile başlıyor değil mi yukarıdaki? Onu da kullanacağım çünkü. Onu, o biraz daha yukarıda. O 1 i ile başlıyor. 1 i var ve diğerleri var. Şimdi ben hatırlamak için önce şunları şu köşeye yazayım arkadaşlar. Şurası L0'dan farklı ise eğer J eşittir L artı 1 bölü 2 yukarı çıkıyor. Pardon. Eksi 1 bölü 2 aşağı iniyor. J eşittir L artı 1 bölü 2 aşağı iniyor. Sonra burada 0 1 2 3 4 5 ve 6'lara biz S, P, D, F, G, H ve İ demiştik. Ayrılma miktarı, ha şunu sadece söyleyeyim, önemli bir nokta. Şimdi buradaki enerjinin ayrılma miktarı dikkat edin arkadaşlar L'ye bağlı. Yani L ne kadar büyükse aradaki fark o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla yukarı çıktıkça mesela diyelim ki 1D'deki ayrılma miktarı ile 1F'nin ayrılma miktarı aynı değil. F daha fazla ayrılacak. Niye? Çünkü F L eşittir 3'e tekabül ederken D durumu L eşittir 2'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla L büyüdükçe seviyelerin bir aralarındaki enerji farkı da artmış oluyor. Hep 2 ayrılıyor. 2 tane ihtimal var. Mesela L eşit S, burası L değil mi? Şurası L, burası da sembol. L eşittir 5 olsun mesela. 5. J'nin kaç tane ihtimali var? 7 bölü 2. 5 bölü 2. 5 bölü 2. Arada fark var mı başka değer? Yok. 7 bölü 2 olabilir. 5 bölü 2 olabilir. İkisinin toplamı 7 bölü 2. İkisinin farkı 5 bölü 2 ve birer adımlarla gidecek demiştik. Arada fark yok değil mi? L 1 ise 3 bölü 2, 1 bölü 2. Eğer 3 tane değer olsa da 3'e ayrılacak. Ama bu hep 2'ye ayrılıyor. Arada sadece 2 tane fark var. Öyle. Şimdi ben bunları hepsini tek tek ayıralım arkadaşlar. Bakınız. Şimdi bir kere S seviyesi değişmeyecek değil mi? Çünkü S, L'nin sıfıra tekabül ettiği durum. J'nin tek bir değeri var. Burası aynen 1 S 1 bölü 2 olarak kalacak. P 2'ye ayrılacak. Ama fazla ayrılmayacak. Çok bir biraz aşağı inecek, bir tanesi yukarı inecek. Çok fazla ayrılacak çünkü L'si 1. Bunlar hala farklı farklı kabuklar. Hala aynı kabuklar. P, L'nin 1 olduğu durum. Dolayısıyla burası 1P, 3 bölü 2, 1P, 1 bölü 2. Gelelim. Sonra 2S. 2S aynen kalacak burada. 2S, 1 bölü 2. Sonra D'ye gelelim. D, 5 bölü 2 ve 3 bölü 2 olarak ayrılacak. 3 bölü 2 yukarı gelecek. 1D 3 bölü 2 1D 5 bölü 2 de aşağı gelecek. Ve bunlar birbirine yakın oluyorlar. Fakat F biraz daha fazla ayrılacak. Hesaplar gösteriyor ki F öyle ayrılıyor ki tam arada bir yerde kalıyor. 1F 5 bölü 2 sonra 1 pardon 7 bölü 2 1F 5 bölü 2 de yukarı geliyor. Şu bir kabuk oluyor. Ben bunu birazcık daha böyle görsel olarak. Şimdi sayısal değerler onu söylüyorlar tabii. Biraz daha şöyle çizersem. Şurası aynı böyle kalıyordu. 2S 1 bölü 2. Şurası 1D 3 bölü 2. 1D 5 bölü 2. Değil mi? Çok. Alttaki 5 bölü 2. Hayır. Evet. 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. Burası 3 bölü 2. D çünkü neydi? 1'di değil mi? 3 bölü 2 bölü 2 ayrıldı. Sonra F birazcık ayrılıp geliyor aşağıda tek başına bir kabuk oluyor. 1F 5 bölü 2. 7 bölü 2 yukarı çıkıyor. P de 2'ye ayrılıyor. Evet.
Bir daha söyleyelim. D2. D2 hocam. D2 olduğu için 5 bölü 2 3. 5 bölü 2 3 bölü 2 değil mi? Evet. Doğru, özür. 5 bölü 2 ve 3 bölü 2. Doğru söylüyorsunuz. P de 5 bölü 2 oldu. Sonra P tekrar ayrılacak dedik. P'nin bir tanesi aşağıda kalıyor. 2P 3 bölü 2. Diğeri de yukarıda kalıyor. 2P 1 bölü 2. Şu G çok daha fazla ayrılıyor. Aşağı inen gelip şurayla birleşiyor. 1G G neydi? 8, 9 bölü 2 olacak. Sonra diğeri yukarıda kalıyor. 1G 7 bölü 2. S aynen kalıyor burada. 3S 1 bölü 2. Sonra D de yine 2'ye bölünüyor. Bir tanesi 2D 3 bölü 2. Diğeri 2D 1 bölü 2. Pardon, 5 bölü 2 ile 3 bölü 2. Hep onu karıştırıyorum. Değil mi? Sonra H gelecek. Bayağı bir ayrılıp şurayla birleşiyor. 1H 11 bölü 2. Diğeri 9 bölü 2 yukarıda kalıyor. Tahtada yeri olmadığı için diğerlerini yazamıyorum. Böyle gruplar oluşuyor. Şimdi bakalım kaç tane kuantum durumu var. Şimdi artık toplam açısal momento'a bakıyoruz. Burada J eşittir 1 bölü 2. MJ ne olacak? Eğer J eşittir 1 bölü 2 ise MJ 2 değeri var. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Başka, dolayısıyla buraya iki tane kuantum durumu var. Eğer J 3 bölü 2 ise MJ 3 bölü 2, 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi 3 bölü 2. Dolayısıyla 4 tane muhtemel kuantum durumu var. Dolayısıyla 4 tane parçacık burayı işgal edecek. Çünkü artık spin açısal momentumla orbital açısal momentumu toplamını düşünüyoruz artık. Çünkü J'yi düşündüğümüz zaman artık spin yok. Spin otomatik olarak içeri dikkate alınmış. Yani MJ'nin yani J'nin muhtemel oryantasyonları direkt otomatik olarak spin up down da içeriyor. Ondan dolayı ekstradan ben spin'i dikkate almıyorum. Burada J eşittir 1 bölü 2, MJ spin de içeriyor zaten. Çünkü toplam açısal momentum bu. Tıpkı buradaki gibi. P 1 bölü 2, burada da yine 2 tane parçacık var. Burada 6 tane, hep bir fazlası oluyor zaten. 2 tane, şurada 4 tane. Şurası 6 tane, şurası 4, burası 2, burası 6, burası 10. Şurası 6, 2, 6 yazdın ya hocam. Şurası 10. Ha, şurası 10. Şurası 6, burası 10. Üstteki 6, 2, 4, 8, 12. Böyle gidiyor değil mi? Yanlış yazdığım bir yeri var mı? 1F 7 bölü 2 yapacağım. Şurası bir dakika. Ha, şurası 5 bölü 2 değil. Burası 7 bölü 2. Dolayısıyla burası 8 tane kuantum durumu var burada. Şimdi gelelim kabuklara. Evet. Birinci kabukta 2 tane var. Doğru. Güzel. Sonra ikincisinde 6 tane var. 2 ile eklediği zaman bu bir kabuk. 8. Şurada 12 tane var. Dolayısıyla 20 oldu. İşte şu şu F'nin, F o kadar büyük ayrılıyor ki tek başına bir kabuk oluşturuyor. 8 tane de burada olacak, 28. Sonra bu 3'ü 4'ü bir grup. Bakalım 10, 20, 22. 28 daha 50. 12, 20, 30, 34. 32 mi? Evet. Nerede 32? 20. Ha evet evet. 20, 30, 32. 50 daha 82. Eğer tahtada yer olsaydı 126'da üretecektik. Görecektik 126'da veriyor. Dolayısıyla bütün sivri sayılar spin orbit etkileşmesinde ekledikten sonra ancak veriyor. Burada şimdi bazı sonuçlar çıkarmamız lazım. Şimdi hesaplar yaptığımız zaman şunları anlıyoruz. Dediğim gibi eğer amacımız sihirli sayıları üretmekse hangi potansiyeli kullandığımız önemli değil. Hangi potansiyeli kullanırsak kullanalım. Yeter ki spin orbit etkileşmesini ekleyelim. Şey olur. Sihirli sayılar üretiriz. Ama eğer
enerji seviyelerinin gerçek değerleri, aradaki boşluklar, gerçekten gözlenen değerlerle uyumlu olsun istiyorsak, bu sefer gerçekçi potansiyel kullanmamız lazım. Yani Wood-Saxon kullanmamız lazım. O başka potansiyel kullandığımız zaman neler değişebilir? Mesela diyelim ki Wood-Saxon kullandığımız zaman görüyoruz ki şu küçük kabuklarda bir şey olmuyor da şu yukarı doğru çıktıkça bu P'lerle F'ler yer değiştirebiliyor. Yani bir kabuk içerisindeki alt kabuklar, alt seviyeler kendi arasında yer değiştirebiliyorlar. Ama topyekin kabuk değişmiyor. Böyle etkileri olabiliyor. Bunları dolayısıyla yaptığımız zaman arkadaşlar bunları görüyoruz. O halde genellikle hesap yaparken Wood-Saxon kullanılıyor. Peki biz neden gerçekçi potansiyel kullandıkça bunun maliyeti var tabii. Hesaplar daha da zorlaşıyor. Bu sefer hatta bazıları analitik olarak çözmek mümkün bile olmuyor. Şimdi ben en son arkadaşlar bu kabuk modeliyle ilgili birkaç tane noktadan bahsedip dersi bırakacağım. Buraya kadar sorusu olan varsa. Evet. Şimdi bu sihirli sayılar bir şey var mı ya? Bu yüklenmez ya da şeyler bu. Tabii. Sayısı bu şudur. Yani bütün atomlar için bu geçerli değil mi? Çekirdekler için. Yani atomların çekirdekler için. Tabii. Kabuk aynı kabuk. Burası şöyle. Normalde bir enerji seviyesinde iki tane nükleon gelmez. Buraya kaç tane nükleon yerleşebilir? Dört tane. 2 proton, 2 nötron. Fakat sihirli sayılar için sihirli sayılardan nötron sayısı ya da proton sayısından bir tanesi bu sayılara eşit oluyor. Dolayısıyla biz sadece bir tür nükleonu dikkate aldık. Aslında gerçekten kuantum durumu açısından bakarsan bir nükleon için burada 2 kuantum durumu var. Dolayısıyla 2 parçacık gelebilir. Ama proton farklı parçacık, nötron farklı bir parçacık. Dolayısıyla nötron da 2 durumu işgal edebilir. Topyekun buraya 4 tane nükleon gelir. Buraya 8 tane nükleon gelir. Buraya 4 tane nükleon gelir. Böyle. Hem protonlar hem nötronları yerleştirebiliriz. Fakat dediğim gibi sihirli sayılar ya protonu ya da nötronu belli sayıda olan parçacıkların özel sayıları. Ondan dolayı bir tür nükleonu sadece dikkate alın. Tek parçacık potansiyeli bu zaten. Bir de burada kararsız çekirdekler almadık. Yok. Belli bir seviyeden mesela nötronu, protonu 126'dan sonra zaten çekirdek yok. Şimdi ben birkaç tane nükleer bu kabuk modelinin şeylerine bahsedeyim. Öngörüsüne bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tanesi şu. Diyelim ki iki tane çekirdeğimiz olsun. Bunların kütle numaraları farklı olsunlar. Şimdi yapılan hesaplar şunu göstermiştir ki. İkisinde de bu artık potansiyelimiz şu potansiyel olsun. Daha gerçekçi bir potansiyel. Eğer bu çekirdekler, eğer aynı tip nükleon düşünüyorsak, yani ikisi de proton olsun, ikisi de nötron için düşünecek olursak, hesaplar göstermiştir ki bunun kütle numarası A1 olsun, A2 olsun. Mesela A1 küçüktür A2 olsun, büyüktür A2 olsun. Yani bu kütle numarası daha büyük bir çekirdek. Hesaplar göstermiştir ki şu en taban durum enerjisiyle en son dolan durum, buna nükleer Fermi durumu deniyor. Bunlar birbirine yaklaşık olarak eşit. Çekirdeğin büyüklüğüne göre değişmiyor. Ama bunda daha fazla nükleon olduğu için daha fazla kuantum durumu var. Dolayısıyla enerji seviyeleri birbirine daha yakın, sık. Burada daha az nükleon olduğu için enerji seviyeleri birbirinden daha uzaktalar. Biz hatırlarsanız yarı amperik bağlama enerjisi formülünde asimetrik terim için şöyle bir şey yazmıştık. Bağlama enerjisi yazarken burada çeşitli nicelikler vardı. Bir de asimetrik terim vardı. Asimetrik terim n-z'nin karesi bölü a'ydı. Sonuçta burası enerji seviyesi. Enerji niceliği cinsinden. Aslında orada kabuk modeli etkisini bir miktar katmıştık bağlama enerjisi formülüne. Şimdi kabuk modelini ilk defa gördüğümüz için tekrar hatırlatıyorum. Orada demiştik ki enerji seviyeleri kütle numarasına ters orantılı. A'yı paydaya yazmıştık. Dolayısıyla A'sı büyük olanın
arasındaki enerji seviyeleri daha küçük, A'sı büyük olanların enerji seviyeleri daha birbirinden uzaktalar. Bu birinci gözlem. İkinci önemli nokta şu arkadaşlar. Potansiyel fonksiyonun kendisi protonlar için farklı, nötronlar için farklı. Coulomb etkileşmesinden dolayı. Çünkü nötronlar herhangi bir Coulomb etkileşmesi hissetmezlerken protonlar Coulomb etkileşmesi hissediyorlar çekirdek içerisinde. Ve küçük çekirdeklerde Coulomb etkileşmesi çok önemli değil. Zayıf. Ama çekirdek büyüdükçe Coulomb etkileşmesi etkin hale geliyor. Dolayısıyla eğer proton ve nötron için potansiyel fonksiyonu ayrı ayrı çizeceksek şöyle çizmemiz gerekir. Evet. Şurası nötron olsun. Burası proton olsun. Bir kere aynı nükleon için düşünelim şimdi. Proton ve nötron sayıları. Evet. Şimdi önce şuna bakalım. Şimdi bir çekirdekte proton hiç nötron bir çekirdekte hiç proton olmadığını düşünün. Dolayısıyla bütün etkileşmeler nükleer etkileşmeler. Şimdi bir çekirdekte de şeyler var. Protonlar da var. Dolayısıyla protonlar bağlanma enerjisini azaltıcı yönde etki yapıyorlar, değil mi? Çünkü birbirlerini itiyorlar. Bir potansiyel yazarken potansiyel fonksiyonu, potansiyel kuyusunun derinliği ne kadar fazla ise sistem o kadar güçlü etkileşiyor demektir. Dolayısıyla protonların varlığı Coulomb etkileşmesinden dolayı potansiyel kuyusunun derinliğini birazcık azaltacaktır. Ondan dolayı nötron için potansiyelimiz şurada başlarken proton için biraz yukarıdan başlar. Sonra devam eder, aşağı iner. Şimdi bunun anlamına bakalım. Bir kere nötron için potansiyel şuradan başladı. Eksi V0, proton için eksi V0 üssü. Neden? Çünkü protonlar bir miktar Coulomb etkileşmesinden dolayı bağlanma enerjisi azaltıcı yönde etki ettiklerinden dolayı protonlar için bir kuyu çizilecekse eğer daha derinliği daha azdır. 2. Burası nükleer menzil. Şurası R0 nükleer menzil. Şurası R0 nükleer menzil. Şimdi iki tane nötron düşünün. İki tane nötron bağlı olsun diyelim. İki tane bağlı nötron yok aslında. Ama bir an için var olduğunu düşünelim. Eğer bağlıysa bunlar belli bir enerji verdiğiniz zaman ayrılacaklar, değil mi? Ama sadece ayırma enerjisi kadar enerji verdiğinizi düşünün. İki nötron da olduğu yerde durur. Herhangi bir kuvvet etki etmezler. Çünkü yüksüz, topyekun yükleri sıfır. Ama şimdi iki protonu düşünün. İki proton eğer nükleer menzildeyse birbirlerini çekiyorlar. Yani kuyunun içerisinde. Nükleer menzilin dışına çıktığın zaman bu sefer birbirlerini itiyorlar. İşte o pozitif potansiyel o demek. Bu sefer birisi vadiden tıpkı aşağı iner gibi, yani bir taşı bıraktığınız zaman, bir dağın tepesinde bıraktığın zaman aşağı doğru yuvarlanır. Çünkü potansiyeli yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru gidiyor. Dolayısıyla o yukarı kısım da şeydir. Burasının yüksekliği ama burayla kıyaslandığında çok çok küçüktür. Biraz abartılı çizdim. Yani şöyledir yani. Çünkü nükleer etkileşim daha güçlü. Şurası daha güçlü. Proton ve nötron için o. Şimdi diyelim ki bir çekirdekte kütle enerjisi minimum olsun istiyorsak, mümkün olan en küçük değeri alsın istiyorsak, o zaman proton ve nötronlar aynı enerji seviyelerini doldurmaları gerekiyor. Aksi takdirde diyelim ki aynı enerji seviyesi doldurmayacaklarsa, bir seviyede sadece diyelim iki nükleon varsa, nötron sayıları yukarıları dolduracak. Dolayısıyla kütle enerjisi artmış olacak. Çekirdek bunu tercih etmez. Çok fazla nötron varsa mesela, nötronlardan bir kısmını protona dönüştürür ve aynı enerji seviyesini doldurmaya çalışır ki çekirdeğin enerjisi büyümesin. Enerjisi büyüdüğün bağlama enerjisi küçülüyor. Dolayısıyla şu yukarıya kadar aynı enerji seviyesinde dolacaksa, bakın burada ne kadar proton yerleştirebiliyoruz? Bu kadar. Buraya ne kadar nötron yerleştirebiliyoruz? Daha fazla. Dolayısıyla bir büyük çekirdeklerde neden daha fazla nötron olması gerektiğini anlamamızın başka bir yolu bu. Yani bunu şöyle bir analoji yapalım mesela. Bir kap düşünün. Buradan ikisine de suyu doldurma başladığı zaman bu kaba daha fazla su girecektir doğal olarak.
Çünkü daha aşağıda başlıyor. Dolayısıyla büyük bir çekirdekler büyüdükçe nötron sayısı doğal olarak daha fazla oluyorlar. Büyük oluyorlar. Bunu anlamanın dediğim gibi diğer bir yolu da bu. Şimdi arkadaşlar kabuk modeli tabii kabuk modelinin başarılı olduğu alanlar var. İyi açıklayamayacağı alanlar var. Biz bir dahaki dersimizde kabuk modelinin doğru tahmin ettiği bazı nükleer özellikler var. Onları biz şey yapacağız, tahmin edeceğiz. Dolayısıyla bu dersimiz burada bitti gibi. Evet, sorusu olan varsa. Peki, teşekkür ediyoruz.